söz verdiğiniz için. Aslında açıklamaya değer bir konu yok orada da ama benden önce söz olan değerli arkadaşım 7 mi 5 mi gelin açıklayın dediği için söylüyorum. Bilmiyorsun da bilmiyorsun. Şimdi bak, kanunlar, yönetmelikler, yönergeler, iş düzükler, bir sürü mekanizmayla yönetiliyor turma. Biz yönetmelik değişiklikleri için ikinci olağanüstü genel kurulumuzu yapıyoruz daha 27 senede. Bir de arada bir olağan genel kurulunda yaptık. Yani yönetmelik her zaman değişen bir şey değil. Bunun için farklı mekanizmalar var. İhtiyaç olan mekanizmalar var. Biraz önce tartıştığımız TESMER meselesinde de TESMER yönergeleri var. Yönetmeliğin verdiği yetkiyle TESMER Merkez Kurul Toplantısı'nın her yıl yapılan Merkez Kurul Toplantısı'nda gerek günlük uygulamalara yönelik, gerek diğer ihtiyaçlara uygun olarak yapılan yönergelerle yönetiliyor TESMER. Yoksa lütfen dinleyin ya. Ya dinlemeyi öğrenin ya. Bak sabahları lütfen. Bak. Sırf sen anlayasın diye tane tane anlatıyorum bak. Sırf sen anlayasın diye yapıyorum. Ne olursun. Bak tane tane anlatıyorum bak. Tane. Bak. Lütfen dinle. Dinle. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu yönergelerle her yıl merkez kurulu üyeleri tarafından değiştiriliyor. İhtiyaca göre değiştiriliyor. TESMER yönetim kurulunun 7 kişi olduğu meselesi de daha dün falan değişmiş bir mesele değil. Aşağı yukarı 10 yıl önce değişmiş bir mesele. Bu zaten uygulanmakta olan bir konunun yönetmeliğimize ancak 10 yılda bir yapabilme imkanı bulduğumuz yönetmeliğimize derc etme çalışmasıdır. Bunun dışında bir şey yoktur. TESMER Yönetim Kurulu zaten TÜRMOK tarafından seçilen 7 kişi tarafından yönetilmektedir. Yeni bir yönetmelik değişikliği, yeni bir yönerge değişikliği olana kadar da böyle yönetilmeye devam edecektir. Benden önce söz alan ve bir madde üzerine görüşlerini belirten arkadaşımın diğer söyledikleri konusunda söyleyebileceğim bir şey yoktur. Takdir sizindir. Defalarca tartışılmış, defalarca konuşulmuş genel kurullarda değerli arkadaşımın da altını çizdiği sizlerin değerli iradesiyle netleşmiş konuları da dönüp tekrar konuşmanın kime nasıl bir faydası olduğunu ben bilmiyorum. Fayda mülahaza edenler tabii ki bunu fırsat buldukları her platformda yine döne gündeme getirebilirler. Ama bizim meslek kamuoyumuz bunları delegelerimiz bunları ayırt edebilecek yetenekte, birikimde, deneyimde insanlardır. Ayıracaklarını düşünüyorum. Ve esas meselemize gelirsek yönergenin yönetim kurulumuz tarafından geldiği şekliyle kabul edilmesi onayınıza sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Alaaddin Erman ve Hasan Hüseyin Kırmızı Topraklı arkadaşlarının bir önergesi var. Bu önergeyi size okudum. Kendisi de söz aldı. Önergesi hakkında lehte bir konuşma yaptı. Mevcut haliyle yönetim bir açıklama yaptı. Nereden kaynaklandığını ve o da aleyhte bir konuşma yaptı ve mevcut şekliyle önerilmesiyle ilgili bir tavsiyede bulundu. Ben şimdi Alaaddin Arman ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çok oyla önerge reddedilmiştir. Reddedilen önerge çerçevesinde maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, bitti. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla madde kabul edilmiştir.
Bakın,